Evet değerli dostlar, güzel insanlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi e, Norveç Varlık Fonu'nun e, Borsa İstanbul'da almış oldukları şirketlere bir bakacağız. Bakalım hangi şirketlere yatırım yapmışlar. E, bu öyle e, ufak tefek ve bizim e, fonların e, almış olduğu miktar kadar almıyorlar. Bunlar deli gibi e, yatırım yapıyorlar. Şimdi genel itibariyle Türk Borsası'nda 1 milyar 4, e, 217 milyon Dolar seviyesinde bir para yatırdıklarını görebiliyoruz burada da aynı şekilde Burada görebilirsiniz 1 milyar 217 milyon dolar ee, Tabii ki bunlar güzel rakamlar ee, daha önce bunun videosunu çekmiştim o zamanlar 400 milyon dolar seviyesinde Bir yatırım yapmışlardı neredeyse 4 kere 3 12 3 katlık bir büyüme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz Peki hangi şirketlere yatırım yapmışlar ne kadar yatırım yapmışlar hemen onlara bir bakalım ve bilanço zamanına e, takabül eden bir video olsun istiyoruz. Özellikle bilanço beklentisi güçlü olan şirketlere bir bakacağız. E, bunların içerisine var mı yok mu? Ondan sonra e, parasal olarak hatta burada hacim olarak bir bakalım en fazla hangi şirketlere yatırım yaptığını göreceğiz. Şimdi burada ilk sırada baktığımızda 120 milyon dolar seviyesinde Türk e, yani TÜPRAŞ aldıklarını görebiliyoruz. Buradaki mülkiyeti yani payı %1.55 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Burada şişe cam varmış 90 milyon dolar seviyesinde. Bu ekran görüntüsünü alabilirsiniz değerli dostlar yani işinize yarayacaksa mutlaka yanınızda bulunsun. En azından fonların hangi şirketleri aldıklarıyla ilgili özellikle Norveç fonları gibi böyle büyük fonların e, bu tarz şirketlere yatırım yapması ciddi anlamda bir hikaye var yani bir iskonto ederi var onların araştırma raporları var sunumları var kendine göre bir hesaplama yöntemleri vardır e, o yüzden böyle ciddi anlamda paralar e, koyabilme durumları söz konusu olabiliyor tabii ki onlar için bunlar ufak tefek rakamlar ama bizler için gayet e, güzel yani 120 milyon dolar e, güzel para yani bir şirket için ama onlar da herhangi bir şey değil yani 120 milyon TL'leri gibi Düşünebilirsiniz. Bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Evet, Tüpraş dedik, Şişecam dedik, 90 milyon dolar, BİM 79 milyon dolar, Koç Holding 78 milyon dolar, Türk Hava Yolları 71 milyon dolar, Türk Traktör 63 milyon dolar, Akbank 56 milyon dolar, Türksel 55 milyon dolar, Doğaş 50 milyon dolar, Aksa 47 milyon dolar, Ford Otosan 46 milyon dolar, İşmen 36 milyon dolar, Kakakola 33 milyon dolar. Pegasus 33 milyon dolar. Yapı Kredi Bankası 30 milyon dolar. MLP Mi Park 29 milyon dolar. Anadolu boş ver bunu. Sabancı Holding 27 milyon dolar. Tava Havalimanları 27 milyon dolar. Yani üç tane e, büyük şirketlerimizi de aldıklarını görebiliyoruz. Türk Hava Yolları'nı, Pegasus ve Tava Havalimanları'nı. İlaç sektöründe Genil 22 milyon dolar, Arçelik 21 milyon dolar, Ereli 19 milyon dolar, Enkayşat 19 milyon dolar, Şok Market 17 milyon dolar, Türkiye İş Bankası 17 milyon dolar, Aselsan 16 milyon dolar, Koca Erçelik 13 milyon dolar. Yani şöyle ya borsayla ilgili hiçbir şey bilmesek ya bir eder hesaplaması yapmasını bile bilmesek sadece buradaki fonu takip etmeniz bile yeterli olacaktır. Nasıl işte enerjide bunu almış işte camda bunu almış e, para kendi de bunu almış. Şu bakın burada enerji diye geçiyor ama holdinglerde koç holdingi almış. E, havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'nı almış. Yani bu sektörlerin en iyilerini işte 5-6 tanelik bir sepet yapsanız ilk böyle Mesela ilk 10'daki şirketlere baktığınızda kafanıza yatan varsa 7-8 tanesini buradan alıp uzun vadede bekleyin ve sürekli buradan güncelleyebilirsiniz buradaki linki aynısını yazıp Sizler de güncel olarak takip edebilirsiniz Herhangi bir değişiklik yaşadığında görebiliyorsunuz aylık olarak zaten bu rakamlar değişiyor ya da değiştirmek isterlerse değişiyor Ama şöyle bir logoda kalmıştık değil mi? Şok market yanlış mı girdik ya? Logo yok Evet gen Arçelik, Ereğli demiştik, Enka demiştik, Şok Market, Türkiye İş Bankası, Aselsan 16 milyon dolar, Koca Erçelik 13 milyon dolar, Logo 11 milyon dolar, Enerjisa 9 milyon dolar, Migros 8 milyon dolar, Galata Wind 7 milyon dolar, Yataş 7 milyon dolar, RGS Çelik Boru ERCB 6 milyon dolar, Simpaş gayrimenkul 5 milyon dolar, Aksa Enerji 3 milyon dolar, Ambalaj 1 milyon dolar seviyesinde. Gerisinde kalan Doğanlar Mobilya çok düşük bir para koymuşlar. Yani bunu da koymayabilirlerdi bu ikisini. Genel itibariyle listenin başından sonuna kadar sizlere aktarmaya çalıştım. Bunların ekran görüntüsünü alarak belki işinize yarayacaktır. Özellikle bilanço beklentisi güçlü olan şirketlere yatırım yaptıklarını görebiliyoruz. İşte Tüpraş'ta yarın büyük ihtimalle sunum gelecektir. Bu kar marjlarını göreceğiz. Güçlü mü değil mi? Oradan bakabileceğiz. Güçlü bir bilanço bekleniyor. Şişe da aynı öyle. E, BİM'de aynı şekilde, Koç Holding'de aynı şekilde, Türk Hava Yolları'nda aynı şekilde, Türk Traktörü de aynı şekilde, Akbank'ın bilançosu bugün geldi güzeldi, Türksel aynı şekilde, Doğaş aynı şekilde, Aksa aynı şekilde, Ford Otosan aynı şekilde, Coca Cola, İşmen aynı şekilde. Yani bilançosu güçlü olan şirketlere yatırım yapıyorlar açıkçası. O yüzden buranın e, listenin en başından böyle ilk 10 sıradaki şirketlere belki de ilk 15 belki kaç tane evet ilk 15'e göre bakıp Kendinize göre bir sepet oluşturabilirsiniz. Mesela ben e, olsaydım işte Türk e, Tüpraş işte ne bileyim BİM'di, Koç Holding'di, Türk hava Havayolları'dır. E, Aksa olabilir, Ford Otosan olabilir, Coca-Cola olabilir, Pegasus mutlaka olabilir, e, Sabancı Holding mutlaka olabilir. Yani bunların arasında işte 3 aşağı 5 yukarı seçerdim ve arkama yaslanırdım her ay e, buraya takip edecektim değişiklik var mıydı ilk 5'te ya da ilk onda varsa ben de aynı şekilde koyardım ve arkama yaslanırdım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yakup'u dinlemene gerek yok. Ahmet'i dinlemene gerek yok. Yok Yakup bu şirketin finansal tablolarını paylaşmış. Ahmet işte bu şirketle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Varlık fonunu takip etseniz sizin için yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet bunların ekran günüsünü alırsanız sizin için faydalı olacaktır. Buradaki Linki de unutmadan hemen bile kopyalayayım. Aşağıda link olarak bırakacağım. Buradan her sürekli girip bakabilirsiniz. Aylık olarak güncelleniyor normal şartlarda ama adam mesela Türk ya bizim fonlar gibi düşünüyor adam çok güvenir hiçbir şekilde karışmaz alttan böyle beklentisi güçlü olabilecek şirketleri yüzde birlik yüzde sıfırlık yani yüzde sıfır 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 nokta birlik bir dilimle alabilme durumu söz konusu olabilir o yüzden bunu aylık olarak takip ederseniz sizin için daha yararlı olacağını düşünüyorum bilanço öncesi güzel bir video olsun istedim. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu ederseniz takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bakın saat 330 dörde geliyor. Ee, sizin için bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Evet e, mutlaka bu videoyu beğenirseniz beni mutlu ederseniz takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.